hanımefendiler ve efendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Karadeniz Ekonomi ve İş Forumu vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Forumu düzenleyen Atlantik Konseyi'ne ve bu önemli organizasyona destek veren, katkı sağlayan tüm kurum ve şahıslara özellikle teşekkürlerimi sunuyor. Forumun ülkelerimiz ve bölgelerimiz için başarılı geçmesini temenni ediyorum. Yine bu vesileyle Türkiye'nin doğusunda Van ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle taziyelerini ileten, yardım elini uzatan veya yardım teklifinde bulunan tüm dost ülkelere burada sizlerin şahsında, şahsım ve milletim adına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Saygıdeğer katılımcılar, yeterli miktarda kaliteli ve temiz enerjinin uygun fiyatlarla ve kesintisiz olarak temin edilmesi, yani enerji arz güvenliği bugün artık her ülke için hayati önem arz etmeye başladı. Diğer birçok etkenin yanında enerji arz güvenliği ülkeler ve bölgeler arasındaki işbirliğini de farklı bir boyuta taşıdı. Hatta bunu daha da yoğunlaştırdı. Enerji arz güvenliği ile ulusal güvenlik, ekonomik bağımsızlık, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal huzurun karşılıklı bir etkileşim içerisinde bulunduğunu teslim etmek durumundayız. Esasen içinden geçmekte olduğumuz küresel ekonomik kriz, ülkelerin birbiriyle etkileşimi çok net şekilde ortaya koymuştur. Atlantik ötesinde meydana gelen bir ekonomik krizin Avrupa'yı, Avrupa'da oluşan bir krizin Asya'yı etkisi altına aldığını, Avrupa içinde bir ülkedeki sıkıntının tüm Avrupa'da yoğun şekilde hissedildiğini hep birlikte gördük ve görmeye, yaşamaya devam ediyoruz. Asya'nın en uzağındaki bir ülkede yaşanan sorunlar artık zincirleme olarak Avrupa'nın en batısındaki ülkeleri etkileyebiliyor. Orta Doğu sorunu, Kuzey Afrika'daki gelişmeler dünyanın her köşesinde hissediliyor. Bunu çok açık net yaşadık ve görüyoruz. Tıpkı ekonomide olduğu gibi enerjide de dünya üzerindeki hemen her ülke birbiriyle iletişim ve etkileşim içine girmiş durumda. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da son yaşadığımız gelişmelerin ışığında esasen küresel ekonomiyi ve enerji arz güvenliğini yeniden konuşmak, yeniden müzakere etmek takdir edersiniz ki artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Hepimizin bildiği gibi Karadeniz bölgesini de içeren Avrasya bölgesi petrol, doğalgaz ve maden kaynakları bakımından dünya enerji piyasalarında son derece önemli bir konuma sahip. Gerek üretici, gerekse tüketici, hatta gerekse transit ülkelerin bir arada olduğu Avrasya bölgesi küresel enerji arz güvenliğinin önemli bir unsuru. Yani bunu üretici, transit ve tüketici olarak değerlendirdiğimiz zaman bunun üç aşamasının veya üç unsurunun olduğunu kabul etmek durumundayız. Enerji kaynakları bakımından zengin bölgelerle bu kaynakları tüketen bölgeler arasında tabii bir köprü konumunda olan Türkiye, söz konusu kaynakların transitinde de önemli bir rol üstlenmiş durumda. Nitekim ülkemiz gerek Doğu Batı gerek Kuzey Güney ekseninde birçok stratejik projeye de şu anda ev sahipliği yapıyor. Değerli dostlar, Libya'da yaşanan acı hadiseler bize çok önemli dersler verdi.
ülkelere ve halklara sadece yeraltı kaynakları noktasından bakanlar, sadece petrol zaviyesinden bakanlar, çok büyük hayal kırıklığı yaşayacakları gibi tarifi mümkün olmayan acılarında yaşanmasına zemin hazırlarlar. Ne yazık ki kriz sürecinde birileri Libya'ya baktıklarında sadece ve sadece petrol kuyularını gördüler. Maalesef Libya'da insan unsuru göz ardı edildi. Libya'da yaşanan acılar görmezden gelindi. Libya için demokrasi, Libya için temel insan hak ve hürriyetleri bir lüks olarak değerlendirildi. 20. yüzyıl otoriter rejimler eliyle enerji arz güvenliğinin garantiye alındığı ancak insan unsurunun ihmal edildiği bir yüzyıl oldu. 21. yüzyılda bu acımasız sistemin yürümeyeceğini dünya artık anlamak durumundadır. Tek tek ülkeler, halklar ve insanlar dikkate alınmadan, insana insan olduğu için değer verilmeden, küresel ekonominin refaha ulaşamayacağını, enerji arz güvenliğinin sağlanamayacağını ve küresel barışın tesis edilemeyeceğini dünya görmek zorundadır. Son küresel ekonomik krizin dünyaya verdiği en büyük ders de aslında işte budur. Burada şu hususun özellikle altını çizmek durumundayım. Mısır, Tunus ve Libya acılı, sancılı bir dönemin ardından yeni ve farklı bir geleceğe doğru yol almaya başladılar. Yasemin devrimi, hemen ardından Tunus seçimleri yapıldı ve Tunus'ta şu anda yeni bir demokratik dönem başlıyor. Bu ay sonu itibariyle Mısır'da yine aynı şekilde seçimler yapılacak ve bu seçimlerin birkaç safhası var. Temenni ediyorum ki Mısır'da da halk iradesi artık iktidarda yerini bulacaktır. Önümüzdeki hafta öyle zannediyorum ki Libya yeni hükümetini açıklayacaktır ve Libya'da da yeni hükümetin açıklanmasıyla birlikte yeni demokratik sürece geçişin adımları atılacaktır. Bugün benzer bir sancının, benzer acıların Suriye'de yaşandığına da şahit oluyoruz. Suriye enerji kaynakları noktasında yeterince zengin bir ülke olmadığı için dünya kamuoyunda yeterince dikkat ve hassasiyetle izlenmiyor olabilir. Yeterince petrole sahip olmadığı için Suriye Libya kadar yankı uyandırmıyor olabilir. Ama bilmenizi isterim ki Libya'da ölenler ne kadar insansa, ne kadar cansa, Suriye'de öldürülenler de o kadar insandır, o kadar candır. Libya için iştahlarını kabartanlar, Suriye'deki katliamlar için sessiz ve tepkisiz kalması insanlık vicdanında tamiri zor yaralar açmaktadır. Hiç şüphesiz gerek Suriye'deki gerek genel olarak Orta Doğu'daki sorunlar lokal, bölgesel sorunlar değildir. Küresel sorunlardır. Dolayısıyla enerji arz güvenliği adına olduğu kadar küresel refah, huzur, dayanışma adına bölgede yaşanan trajediyi görmek, çığlıkları işitmek ve akan kanın durması için acilen tedbirler almak zorundayız. Değerli dostlar, Suriye konusunda insani boyut dışında hiçbir kaygı taşımıyoruz. Bizim 910 kilometre sınırımız var. Akrabalık ilişkilerimiz var. Bu kadar içli dışlıyız. Ve ileri derecede dostluklar, arkadaşlıklar geliştirmiş bir başbakanım. Ama insan söz konusu olduğu anda biz her şeyi bir kenara koyarız. Ve koyduk. Çünkü yaklaşımlarımız karşılığını bulmadı. Suriye'nin refah ve huzurunu kendimizin, Türkiye'nin refah ve huzuruyla eş değer olarak görüyor. Bu amaçla acilen
huzur ve istikrarın tesis edilmesi için gayret gösteriyoruz. Bakınız, Esed yönetimine son 9 yıllık süreçte bir an önce reformları gerçekleştirmesi için yoğun öneri ve tavsiyelerde bulunduk. Çünkü hep bize şunu sordular. Siz Türkiye'de ne yaptınız da böyle bir noktaya geldiniz? Biz de onlara Türkiye'deki demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yapısını her gidişte saatlerce oturduk anlattık. Ve hatta gönderin partinizin mensuplarını, onlara bizler nasıl bir parti çalışması yapıyoruz bunu da anlatalım. Hatta kısmen de bunu yaptılar. Ama devamlılık arz etmedi. Reformların sağlıklı ve hızlı şekilde yapılması için geçmişte Suriye yönetimiyle bu samimi işbirliğimiz maalesef karşılık bulmadı. Ne var ki reformlar geciktirildiği gibi verilen sözler de tutulmadı. Toplumdan yükselen tepkiler dikkate alınmadı. Şu anda da sadece Türkiye'nin değil, birçok ülkenin ve Arap Ligi başta olmak üzere birçok kuruluşun uyarılarına rağmen Suriye'de maalesef kan akmaya devam ediyor. Biz Türkiye olarak barışçı ve çözüm üretici uyarılarımıza devam ediyoruz. Suriye'nin istikrarını bölgenin istikrarıyla eşdeğer olarak görüyor, bölge ülkelerine de konuya hassasiyet göstermeleri konusunun noktasında çağrılarımızı yapıyoruz. Suriye halkıyla bizim ayrı düşmemiz söz konusu değil. Suriye ile birlikte bölgesel istikrar ve enerji arz güvenliği noktasında önemli olan bir başka konu da Irak'tan ülkemize yönelen terörist saldırılar. Türkiye'de ekonomik büyüme istikrarlı şekilde seyrederken demokratikleşme noktasında ciddi ve tarihi nitelikte adımlar atılırken eş zamanlı olarak terörist saldırılar da yoğunlaştı. Ne yazık ki terörle mücadele konusunda da Türkiye dünyadan yeterli desteği alamadı. Terörün gerçek yüzü noktasında diplomatik çabalarımızdan sonuç alsak da bazı Avrupa ve bölge ülkelerinin bu hassasiyetleri paylaşmadıklarını görüyoruz. Bu toplantı vesilesiyle Türkiye'ye yönelik terörist saldırıların insani boyutla birlikte bölgesel ekonomi ve enerji arz güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil ettiğini hatırlatmak isterim. Saygıdeğer katılımcılar, ülkemiz yalnızca transit olarak değil, aynı zamanda önemli bir tüketici olarak da küresel enerji ilişkilerinde ön plana çıkmaya başlamıştır. Küresel krize rağmen Türkiye 2010 yılında %9, 2011 yılında ikinci çeyreği söylüyorum %8,8 büyüyerek dünyada ilk sıralarda yer almıştır. Hedefimiz Türkiye'nin 2023 yılında 2 trilyon dolarlık milli gelirle dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olmasıdır. Bu hedefe paralel olarak ülkemizdeki enerji talebinin de yıllık %6-7 oranında artacağını bekliyoruz. Enerji politikamızda temel hedefimiz çevreye en az olumsuz etkide bulunacak şekilde enerji arz güvenliğinin sağlanması ve bu politikanın daha da güçlendirilmesidir. Bu doğrultuda kendi enerji kaynaklarımızı ve enerji bileşenimizi geliştirmeye, yenilenebilir ve nükleer enerjiyi yaygınlaştırmaya yoğunlaşmış durumdayız. Bu şekilde ithal etmek durumunda olduğumuz enerji kaynaklarının temininde güzergah ve kaynak çeşitliliğine de önem veriyoruz. Başta hidroenerji olmak üzere yenilenebilir enerji potansiyelinin tamamını kullanabilmek için son yıllarda yatırımlarımızı hızlandırdık. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin toplam elektrik üretimimizde halen %20 civarında plan payı olarak söylüyorum bunu gerçekleştiğini 2023 yılında
%24 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim için diğer bir alternatif kaynak nükleer enerjidir. Nükleer enerjinin iklim üzerinde artık yeni teknolojilerle herhangi bir olumsuz etkisinin bulunmaması bu kaynağa yönelmemizin önemli nedenlerinden biridir. Ayrıca nükleer enerjiden faydalanılmaya başlanması ithal edilen hidrokarbon kaynaklara olan bağımlılığımızın azaltılması yönünde de olumlu bir etki oluşturacaktır. Nükleer enerji projelerini yürütürken uluslararası düzeyde kabul edilen en ileri nükleer güvenlik standartlarını uygulayacak ve şu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alanda ilgili kurumlarla en yakın şekilde işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz. Nükleer güvenlik alanında daha etkili işbirliği yollarının araştırıldığı tüm çalışmalara Türkiye tarafından aktif ilgi ve katkıda bulunulduğunu vurgulamak isterim. Türkiye'de hayata geçirilmesi planlanan nükleer enerji projelerinde hiç kimsenin şüphesi olmasın, güvenlik en öncelikli konuyu teşkil edecektir. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede yer alan toplam 147 nükleer santrale uygulanmasına karar verilen stres testlerini ülkemizde ileride inşa edilecek nükleer santrallerde uygulamayı gönüllü olarak kabul etmiştir. Bu şekilde diğer uluslararası güvenlik standartlarının yanı sıra Avrupa Birliği'nce tespit edilen güvenlik önlemlerinden de faydalanmayı amaçlıyoruz. Değerli dostlarım, Türkiye'de Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Kerkük-Yumurtalık gibi enerji zengini bölgelerdeki kaynakları dünya pazarlarına ulaştıran petrol ve doğalgaz boru hatları geçiyor. Dolayısıyla transit bir ülke olma özelliğimiz çok çok büyük ve güçlü. Bunlara ilaveten Türk boğazlarından yaklaşık 150 milyon ton petrol geçerek dünya pazarlarına ulaştırılıyor. Buraya tabii ben dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bu tabii bir çevre tehdididir. Yani iklim noktasında hassasiyet gösteren dünyanın özellikle çevre tehdidi noktasında böyle bir tehdidin altında olan güzel İstanbul'umuzun, ülkemizin konumunu da herhalde masaya yatıracaklardır. Türk boğazlarında giderek artan tanker trafiği, İstanbul halkı, boğazlardaki seyri sefer güvenliği, çevre, kültürel ve tarihsel varlıklarımız için büyük bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Her ne kadar İstanbul Boğazı'na paralel bir kanal, yani Kanal İstanbul projesini planlamış olsak da devasa büyüklüğüyle bu projenin belli bir zaman alacağı da yadsınamaz bir gerçektir. Türk boğazlarındaki tanker trafiğinin oluşturduğu tehlikenin bertaraf edilmesi amacıyla boğazların kullanılması yerine bypass boru hatlarına ağırlık vermek zorundayız. Türk boğazlarında meydana gelmesi yüksek bir kaza riskine karşı İstanbul halkını, kentin kültürel varlıklarını ve ekolojisini korumak Türkiye'nin en tabii hakkıdır. Benzer şekilde Türk boğazları üzerindeki trafiği artıracak LNG terminalleri yerine bypass nitelikli doğalgaz boru hatlarının yapılmasını da destekliyoruz. Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Türkiye olarak önemli sorumluluk yüklenmeyi arzuluyoruz. Doğalgazda Avrupa'ya dördüncü bir artı oluşturmak hedeflerimiz arasında bulunuyor. İşte bu amaçlarla Hazar Havzası ve Orta Doğu doğalgaz kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa'ya erişimini sağlayacak Güney Gaz Koridoru'nu hayata geçirmeye büyük önem veriyoruz. Güney Gaz Koridoru'nun gerçekleşmesi Türkiye için olduğu kadar Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği bakımından da önem taşıyor. Ülkemiz başta Nabucco olmak üzere Türkiye üzerinden geçecek
tüm Güney Gaz Koridoru projelerini desteklemeye devam edecektir. Burada üzerinde ısrarla ve önemli durmak istediğim bir konu, Şah Deniz Faz 2 kapsamında elde edilecek doğalgazın 6 milyar metreküplük bölümünün Türkiye'ye satışı, 10 milyar metreküplük bölümünün Türkiye üzerinden Avrupa'ya transit taşınmasına ilişkin olarak tüm taraflar arasında mutabakata varıldı. Bu konuda bir hükümetler arası anlaşma ile detaylı teknik sözleşmeleri 25 Ekim 2011 tarihinde İzmir'de değerli dostum İlham Aliyev'le birlikte gerçekleştirdik. Türkiye bu anlaşmalar ile Şah Deniz Faz 2 yatırım kararının alınmasına büyük bir katkıda bulundu. Böylelikle bir yandan Hazar Havzası'ndaki ekonomik gelişmeye, diğer yandan da kendimiz ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine önemli bir katkı sağlamış olduk. Nabucco'nun yanı sıra Türkiye, Yunanistan, İtalya boru hattı da Güney Gaz Koridoru'nun kayda değer halkalarından birini teşkil ediyor. Türkiye-Yunanistan bağlantısı 2007 yılında tamamlanan hattın İtalya bağlantısının da öngörülen takvim içerisinde tamamlanmasını umuyoruz. Değerli misafirler, çok değerli katılımcılar, enerji bir rekabet unsurundan çok aslında artık gelişen dünyada bir işbirliği unsuru olmalıdır. Enerji meselelerinin artık bir tehdit unsuru olarak görülmemesi gerekir. Ve enerjiyi dünya barışına katkıda bulunacak en önemli bir unsur olarak sunmak, öyle zannediyorum ki bizim dünya barışına sağlayacağımız en büyük katkı olacaktır. Uluslararası işbirliğiyle ve üretici, tüketici ve transit ülkeler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesiyle kalıcı olarak çözülebileceğine, biz bunun olmazsa olmaz bir şart olduğuna inanıyoruz. Türkiye olarak küresel refah adına, bölgesel refah, istikrar ve barış adına enerji arz güvenliği konusunda yapıcı katkılar vermeye devam edeceğiz. İnsan unsurunu göz ardı etmeden, İnsan odaklı bir büyüme anlayışıyla barışı, dayanışmayı öne çıkaran politikalarımızı ısrarla sürdüreceğiz. Ve ben bu duygu, düşüncelerle sözlerime son verirken, bu forumun bölgemizin refah, barış ve istikrarına katkıda bulunacak sonuçlara ulaşmasını diliyorum. Forumu düzenleyenlere tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.